Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şahin Bido YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, evimizin bahçesinden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, bakalım bahçemize bu yıl ısırgan otundan yapmış olduğumuz doğal ilaçlardan atmıştık. Ve ağaçlara bakım yapmıştık. Kurt vardı ağaçlarda. Bakalım faydası olmuş mu olmamış mı sizlerle beraber şöyle bu yıl bahçe turu yapmadım. Şöyle bir bahçeyi bir gezelim bakalım neler değişmiş, neler olmuş, bahçemizde neler var, Ülker Hanım neler ekmiş, onları hep birlikte görelim inşallah. Ben bahçe turu yaptım da Şahin video yapmadı. Bir de Şahin video dolaşsın bakalım bahçe turu yapsın. Ben yaptıktan hemen hemen 7 gün kadar geçti herhalde. Bayağı geçmiş Ülker Hanım. Günlük bahçede değişiyor şeyler. Değişim oluyor. Her şey değişiyor. Hakikaten bu yıl övünmek gibi olmasın Ülker Hanım. Bahçeyi çok güzel yaptı. Neden çok güzel oldu? Ülker Hanım burada olduğu için bu yıl bahçemizde ot bitirmiyor maşallah. Hemen sabah akşam giriyor. Biten otlar da yoruyor. Hep beraber ben de çapa motoruyla araları sürüyorum. Bu şekilde bahçemiz bu sene bakımlı. Maşallah özendiğim gibi oldu. Her sene otum içinde kalıyordu. Bu sene benim hani ayağım da öyle olunca yarım saat arkadaşlar iniyorum. Büyük çapayla çok ayağıma güç hani zorlamadan, belime zorlamadan şöyle kesiyorum. Ara ara eğiliyorum, yoluyorum. O da bana hem hareket oluyor hem de iyi geliyor. Biliyorsunuz ot yolmayı, bahçe işleriyle ilgilenmeyi seviyorum. Şimdi neler değişmiş? İnşallah Şahin videoyla tur yapın. Çok şey değişti benim bahçe turu yaptığımdan bu yana. Diyerek hadi Şahin video. O Bahçe zaman ben turuna. dolaşayım Ülker Hanım Dolaş. bakalım. Teşekkür ederiz sana da. Dolaş. Evet sevgili arkadaşlar şöyle Ülker Hanım'ın susak kabağı büyümüş ve kuruyan ağacımıza doğru tutunmuş. Şurada çok güzel bir çiçeği var. Beyaz çiçek açmış bakın ama bu boş yani. Bunda verim olmaz. Ama inşallah şunlar da verim olur. Şurada da açmaya hazırlanmışlar bakın böyle. Nasıl Ülker Hanım bu boş çiçek mi acaba sence? Boş çiçek. Şimdi Heh. dolu çiçeği olsa aynı kabakta göstereceğim. Evet. Kabakta olduğu gibi şurada susa olması lazım. Ha, Kabağı yanında değil olması mi? lazım. Ha, buradan bu boş. Bu Boş çiçek. atılacak, Tamam. dökülecek. Bak iki tane orada var. Onlar da boş. Onlar da Ama boş. inanın dolu verecektir. Yani neden mi Ha. bilmiyorum. Daha şu ana kadar şey görünmüyor. Göremedik. Evet, Ama herhangi bir meyvesini göremedik. şurada var gibi. Orada var mı? Şurada var gibi. Sanki bak şuradan açacak Ha. gibinde oluşacak gibi. Yaprakları falan çok büyümüş ama inşallah Çok olurlar büyük. yani bayağı. Olur. Ha. Biraz da sanırım azdı. Suyunu Evet biraz keseyim ben bunun. suyunu keselim biz bunu Hı. Ülker Hanım. Bayağı boy yapmış. Hemen Bak hemen bak. maşallah. Ağacın Evet. tepesine çıkmış yani. Yani bu kuru Evet. ağacı keşke hiç kesmeseydim. Çok güzel Ha, sarardı. evet. Şimdi bunlara gazık dikmek lazım. Gazık diksek de susaklar oluştuğunda yıkıyor. Ha, ağırlaşıyor değil mi? Çok Biz ağırlaşıyor. oraya ya susaklar olursa çok sağlam bir ağaç dikeriz yani. Heh, dikeriz inşallah Ha, hayırlısıyla. Hemen tabii. arkamda hünnap var. Evet, Hünnaplar oluştu. hünnabımız yavaş yavaş doğmaya başlamışlar şöyle. Gene Evet. maşallah var bu yıl. Değil mi Ülker Bak Hanım? işte aha, minik Evet, minik 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 minik. var yani şöyle Bize görüyorsunuz yeter. arkadaşlar. Yeter Bak bu. ben buna demin Allah'a gazık şükür. çaktım. Dik Heh. olsun diye. Evet. Tepesi büküldü. Şuraya bir daha gazık çakarak onu bağlarsak güzel olur. Öyle yapalım. Heh. Bu niye büküldü Ülker Hanım biliyor musun? Geçen sene susak kabağı vardı bunda. Evet Ağırlık seneydi. yaptı. Aha. Ha, ondan büktü yani. Bundan büktü. Tazeydi Heh, daha bu o sene zaman. de dibine domates diktim. Üç Evet. tane, üç tane. Domates Kalıpçı. dikmiş bir de Ülker Hanım yumurta kabuklarını buraya attığı için Evet. domatesler de bayağı kalsiyumunu almışlar. Güzel Azaldı. yani evet. Şey de aldı. Hünnap da aldı. Evet hünnap da almış. O da Aha. oradan faydalanıyor. Şöyle bir gidelim bakalım başka neler Şeftaliye var. doğru. Patateslerimizi attık Şimdi yine. şeftalide benim bir şey dikkatimi çekti. Sevgili arkadaşlar şeftali böyle gelişmiyordu. Buna ilacı attıktan sonra demek ki böcekler bunu yiyordu. Bakın böyle yaprakları delik delik olmuştu. Şöyle görüyorsunuz. Ondan sonra bu ilacı attıktan sonra demek ki yapraklarından o kurtlardan kurtulduktan sonra şeftali birden parlayarak böyle filiz sürmeye başladı. O dikkatimi çekti yani. İnşallah o da iyi olmuş. Bayağı üzerinde de bol miktarda meyvesi var arkadaşlar. Gelelim şimdi şurada salatalığımız var sevgili arkadaşlar. Bu salatalığı bir türlü çözemedim. Neden böyle yaprakları buruşuyor? Ben buna ısırgan otu ilacı da attım. Acaba dedim faydası olmadı dedim. Sonra tarımsal ilaç attım. Ona rağmen yaprakları bir türlü düzelmedi. Diğerlerinde yok.
Ama bunda bir sıkıntı var. Ne Salatalığa olduğunu bak, şu çözemedik. çok sağlıklı. Maşallah, Ortada maşallah. maşallah Evet. da Şöyle gidebilirsin. salatalıklar çok iyi verim olmuş. Yalnız bu buradan düşmüş aşağı. Bunu sonra bağlayacağım. Şurada salatalıklarımız çıngıl çıngıl. Bakın şöyle. Orada çamuru ya, basmak istemedim İlker Hanım. Şöyle bakın salatalıklar nasıl da büyümüşler. Kocaman kocaman ve alalım bunları artık kahvaltı yapalım böyle bugün inşallah. Şıkır şıkır döküyor arkadaşlar salatalıklar maşallah. Sağlıklı bir tek bak. O üçü de sağlıklı da en sağlıklısı o. Evet, en sağlıklısı bu İlker Hanım. Şu bir taraftan da döküyor böyle. Görüyorsun çiçekleriyle beraber maşallah. Diğerlerinde de var. Salatalık İlker Hanım bak bunlarda da var. Bunlar da dökmüş. Maşallah dibine bak. Bir Ben sürü bir şey salatalık var. Söyleyeceğim Şahin. He canım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu hastalanmış. Evet. Bu yer salatalığı. Ne kadar bağlıyorum kendini yere atıyor bak. Ha, o da bir farklı demek ki o zaman. Farklı Ben de diyorum yer... niye öyle? Ha, bunu ben bağlıyorum. Kaçıyor. Bağlıyorum kendini yere atıyor. He, tamam, ben bir daha bağlayayım onu bakalım bir daha yani. Bağla sen onu Şahin. Benim Tamam. işim var O da. demek ki her şey... Bu sırık salatalığı. Bak sırık salatalığı kendini yere atmıyor. O Buradan sarıyor. böyle sarıyor. Kendi kendine sarıyor. He. Ben bunun diplerini de filizledim de o gün şey çekemedim yani video Anladım çekemedim. İlker Hanım. Bunlar da sırık değilmiş. O sırık çıktı. He, Hazır bizim o zaman bunlar köy salatalığı İlker Hanım yani. köy salatalığıymış Ondan bunlar. yer atıyorlar yani. Bunlar yer atıyor. Kendini yer salatalığı He. ayrılıyor. Burada da maşallah çok Çok salatalık var. var. Şuna bak. Ha, bak Polene yerlere bak gideceğiz İlker Hanım. bugün Evet. polene. İnşallah polene toplayacağız. Şuna bak. Dibini görüyor musun sen şurayı İlker Hanım? Bak. Ben görüyorum görüyorum. Evet evet. Ha, maşallah. Bunları hemen İlker topla. Hanım'ın servisiyle büyüyor bunlar bu kadar. Maşallah çok bir para salatalık geliyor. Bunlar da yine sırık domates diye diktim ama değilmiş herhal bağladım. Bakalım Kendi ne çıkacak şansımıza büyük yani. ihtimal. Şu taraftaki fasulyeler işe Şahin bak. Şundan mı İlker Gördükleri de Hanım? şuradan şu yana bak. He, belli Şuradaki yana zaten onda renginde bir değişiklik ha, var. sarı fasulye anamın anasının anasından yani benim Oo. ebemin ebesinden 300 gelen yıllık. kesinlikle değişmeyen bir ata tohumu. Sarı kılçıksız enli Ben onu biliyorum İlker Hanım. kibidi Çok çok tatlı güzel olur olur. ona. Ha. Onu rahmetli babaannem kuru ekmekten üzerine bize tirit yap verirdi. Onun tadına doyulmaz. İnşallah büyüdürüz. İşte İnşallah olur şimdi yani. Emine yengemde tohum varmış. O her sene ekiyormuş. He? Kövle'ye dağıtmış etmiş. Anlattı. Ah yengecim ne olur bana 5-10 tane ve Hı. üreteyim dedim. Allah'ım izin verdi. İnşallah İnşallah maşallah dökerler yazdım. yani. Maşallah diyoruz Maşallah yani. He? yazdım. Bak çiçeğe başlamış Çiçeğe ha. başlamış mı? Hadi inşallah Aha. diyelim. İşte buradan başlamış Yani çiçeği. şimdi bu sene bunu ben pişirmeyebilirim Pişirmeyeceğiz arkadaşlar. zaten Tohum. bunu. Bunu tohum üretmek için yapacağız Tohum yani. alacağım ben bu ata Tabii. tohumu. Kesinlikle ata tohumu sarıdır bu. Ama çok verirse bir yemeklik yaparız. Çok verirse acıcık pişirem de He. yıllardır bunun özlemini, Aynen. hasretini çekiyorum. Ebemin o kuru ekmeklere yaptığı bol tereyağlı Size de mi tiryaki. yapıverirlerdi? O zaman aşın ne biliyor musun? He. Sütlü çorba. Sütün içine bulgurla pişiriyorum. Sütlü çorba gübrelere derdik. Toprak desti böyle ağzı geniş. Evet. Ebem guyadı. Hatta onların kapağı yoktu. Ekmeğe yarardı. Ağzına kapak kapatıydı. Teğmenin içine o tutturur. Eşeğe sararsın. Sütlü çorba. Bunun tiridi. Ondan sonra yoğurt kesesi. Evet. Senin Süzme ben... yoğurt. Süzme yoğurt. Neydi yemeğimiz bizim dağda Şahin? Oydu işte dediğin Oydu. gibi pirinç bulgur çorbası. Sütlü bulgur çorbası pirinç değil. Sütlü bulgur çorbası, yoğurt ve işte bu tirit yani öyleydi Ondan yani. sonra kayısı hoşafı, Ha. işte vişne hoşafı, Haziran ayında sarımsakla kiraz. kiraz toplar kanada, sarımsak, kiraz, bir de kese yoğurdu Evet, yersin. üçü Bunları olurdu yani yersin hep. böyle olurdu. Tamam bunları da gösterdik. Şöyle aşağıda gidebilirsin. Tamam. Patlıcanlar da güdür patlıcanımış bizim. Evet. Boyatmaz dökecekmiş. Bak Bakalım ne hemen olacak. hemen patlıcanlar çok güzel olmuşlar İlker Hanım. Ha. Biberlen yavaş yavaş döküyor. Döktü Evet, biberler. biberlen dökmüş İlker Hanım. Hatta çıkmışlar bak burada görüyor musun bak İlker Hanım? Biberler çıkmış maşallah. Abu, hadi kahvaltıya bugün Evet toplarız. İlker Hanım Çıkmış maşallah görmedim. Dur. çıkmışlar. Şahin kamerayı çok ağır dolaştırırsan cancağızım daha güzel Tamam görüntülü. canım. Doğru söylüyorsun. Aha Ha, evet işte bak vay. Canım, Vay bak. ya Allah gay. Polen dişleri olsa da yiyemeyse bu biberleri. Anneannesinin güzeli. Evet. Nasıl İlker biliyor? Hanım. İnsan mutlu oluyor. Bak Tabii Şahin canım. bak bunlar da çiçek açıyor patlıcanlar. Patlıcanlar. Boyu dedi uzamaz dedi. Hanım abla çok döker dedi. Belli Gidin zaten patlıcan. bak çok
şey yok. İnşallah göreceğiz bakalım bir olsun da. Bakalım olsun bakalım. Domatesler gene dökmeye başlamış Ülker Hanım, maşallah. Görüyor musun şurayı? Evet, çeri çıktı ama maşallah. Şimdi bu iri çerilerden sanırım yani. Hiç he, bilmiyorum şu bak, anında. Bak maşallah, bak Ülker Hanım maşallah olmuşlar, ha, görüyor musun? Tamam. Şöyle tamam. Aşağı yukarı. Sen de olursun. Sen tamam canım, sen şey et. Ülker Hanım bir şey söyleyeyim sana. Semizotları var ya domateslerin dibinde. Onları kesinlikle yolmayalım, iyi mi cancağız? Olmuyoruz bu saatten sonra. Kedi buyruğu olursa yol. Tamam. Çünkü semizotu olan yerde domateslere verimi çok iyi olur. Yani semizotunun kökünden verim alıyorlar yani. Tamam. Teşekkür ederim verdiğin bilgi için. Fakat kedi kuyruğu olursa, sarmaşık olursa yolalım. Tabii. Yok. Kedi kuyruğu patatesin içinde çok. Şurada yeni yeni bitmişler. Dün ben biraz yoğuldum. Acık onları. Onu bir daha yolayım mesela yani. Orada çok ikimiz var. Çünkü tohumu bütün bahçeye sarıyor yani. He, sarıyor. Sen git bu kabaklara, patateslere. Evet. Cennet elmasına, şurada eriğimiz nasıl güzel olmuş. Maşallah. Öyle dolaşayım yavaş yavaş Ülker Hanım. Teşekkür ederiz sana. Bize katkıda bulunduğun için Ülker Hanım. Sağ ol. Evet arkadaşlar, gördüğünüz domateslerimiz de çok güzel görünüyorlar bu yıl. Bunun nedenini bir şeye bağlıyoruz. Ülker Hanım'ın sevgisi ve ısırgan otuna bağlıyoruz. Çünkü gerçekten çok verimli. Bir ara birkaç domatesimizde sararma olmuştu. Yavaş yavaş işte bak burada. Efendim? Göktaş attıktan sonra bu sararmalar gitti arkadaşlar. Aklınızda olsun. Gerçekten yolduğuma pişman oldum. Evet. Şimdi. Evet, göktaş faydalı oldu. Göktaş. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Başka yol denemedik. Birkaç domatesimiz sararmıştı, kuruyordu. Hemen size şöyle göstereceğim. Bakın, efendim canım. Takipçiler de söylemişti göktaş at diye. Söylemişler miydi? Sen attıktan sonra yazdılar. He, bak tabii takipçilerimizin fikirleri bizim için çok önemli yani. Evet. Hadi süpürgelerini de göster. Evet. Bak arkadaşlar şöyle bunlar, bu domatesler tamamen kuruyordu yaprakları. Bakın şöyle göreceksiniz, çok kötüydü. Bunun dibine göktaş attıktan sonra canlanmaya başladı. Gerçekten göktaş etkili oldu arkadaşlar. Biz tabii bunları yapıp göre göre böyle bilgilerimiz oluyor. Onun için eğer böyle yapraklarında bir kuruma olursa domateslerinizde, göktaş dibine saldığınızda iyi geliyor arkadaşlar. Yalnız şu otları, bunları domateslerin dibinden yolun. Bu sarmaşık otları çok fena arkadaşlar. Bahçenin her tarafına sarıyor ve ağaca da bunlar sarıyor. Bunlar çok kötü. Ama semizotu olursa semizotunu yolmayın. Çünkü semizotu domatesleri besleyen bir bitkidir arkadaşlar. Ama bu sarmaşık otları ne yazık ki domateslere çok zarar veriyor. Şu sarmaşık otlarını yolun. Bunlar domatesin dibinde kalmasın. Bunlar zaten önleyemiyoruz. Bunlar her tarafa sarıyor değerli arkadaşlar ve sıkıyorlar. Zepseleri sıkıyorlar. Hiç de bundan kökü kesilmiyor. Bir metreye kadar kökleri iniyor bundan. Ne yaptıysak bunlardan kurtulamadık sevgili arkadaşlar. Şuna bakın. Evet, bunlar gerçekten baş belası. Bahçede çiftçinin baş belasıdır bu sarmaşık otu. Şöyle. Yenir, haşlanır yenir ama her tarafı da mahveder arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın şöyle, hep domateslerin dibinde en çok çıkan ot türüdür bu. Şuna bak. Bundan kurtulmak mümkün değil. Sarar bunlar sarmaşık otu ve domatesleri sıkar değerli takipçilerimiz. Evet, böyle domatesler de böyle çok güzel olmuşlar. Bunlar suluyoruz. Kuyumuz var. Kuyudan şu kalın hortumla buradan. Bunlar suluyoruz arkadaşlar. Şurada kalın hortumu görüyorsunuz. Bundan dinamo var kuyuda. Yaklaşık 100 metre mesafeden gelerek suluyor. Su geliyor. Domatesler bu şekilde. Gene pransa dikmiş Ülker Hanım. Burada pransalarımız var. Biberler gördüğünüz gibi. Gene çok güzel görünüyorlar. Canlı görünüyorlar. Hakikaten ısırgan otu çok işe yaramış. Evet, fasulyeler Ülker Hanım'ın dediği gibi çiçeklerini veriyorlar. Çiçekleri açılmış. Şöyle. Gene bamya arkadaşlar. Bamyalarda gözle görülür şekilde büyüyorlar. Kabaklar kocaman olmaya başlamışlar. Bakın şöyle Ülker Hanım üzerlerine ot örtmüş sevgili arkadaşlar. Kabaklarımız görüyorsunuz, böyle üstünü
otla örtmüş Ülker Hanım. Kabaklar da büyümüşler. Bayağı kabağı da var. Çok var. Şöyle hem çiçekleri hem kabakları. Maşallah. Kabaklar tarlanın yarısını almışlar. Köken atmışlar. Büyümüşler arkadaşlar. Burada en tehlikeli yani en kötü otlardan birisi sarmaşık. İkincisi de şu görmüş olduğunuz yapışkan otudur. Bakın bunlar kuruduğunda yapışırlar insan vücuduna arkadaşlar. Şöyle bunları bulduğunuz yerde yolarsanız bahçenizden tohumu yavaş yavaş azalır. Bu yapışkan otlarda insan geçerken üzerine yapışırlar. Şu anda patates içinde çok var. Bunları da yolmak lazım bahçeden. Evet. Şimdi en önemli nokta değerli takipçilerimizden bir tanesi demiş ki bu videoyu çekmiştim. Bu kirazımızın dibine kurt girmişti. Buna özel bir işlem yapmıştım değerli arkadaşlar. Ağacımız kurtulmuş gördüğünüz gibi. Bakın o kurumak üzere olan ağacımız şöyle taze filizler sürmeye başlamış. Ne yapmıştık bunun dibine? Ben bunun dibine değerli arkadaşlar göktaş atmıştım. Ve bu sakız yapan yerlere de ilaç sıkmıştım. Hakikaten sakız kurumuş ve gördüğünüz gibi artık ağaç kendine gelmiş. Kirazları bile var bakın böyle. Ağaç tamamen kurtulmuş. O takipçimize söyleyelim. Eğer videolarımızı izliyorsa kesinlikle %100 işe yaramış değerli arkadaşlar bu yapmış olduğumuz uygulama. Ve kurt çıktıktan sonra kurdu çıkardıktan sonra yapmış olduğumuz ilaçla ve göktaşla ağacımız tekrar hayata geri döndü. Tamamen kuruyordu. Sevgili takipçilerimiz şu anda maşallah filiz sürmeye başladı. Çok da canlı. Hatta şöyle Ülker Hanım burada beyaz kiraz var başında. Bunlar yıkayıp yıkayıp burada can istediğinde sabahları yiyor. Ak kiraz çok güzel. Gördüğünüz gibi 2 yıllık bir fidan bu. Şu anda tamamen fidanımız da kurtulmuş arkadaşlar. O takipçimize söyleyelim. Bu videomuzu izlerse ne yaptığınız, o uyguladığınız ağaç kurtuldu mu diye soruyordu. Evet ağacımız %100 kurtuldu ve şu anda çok da güzel olmuş. Ve yaklaşık 20 santimde filiz sürmüş yaprakları arkadaşlar. Bunlar da çeşniye dikmiş olduğumuz domatesler, dökmüşler. Bakın görüyorsunuz. Çeşneye ne demek? Tamamen su verilmiyor sevgili arkadaşlar. Bir defa can suyu veriyorsunuz diktikten sonra. Ondan sonra bir daha da su verilmiyor. Tamamen kendi güçleriyle büyüyüp döküyorlar. Hiçbir daha su verilmiyor. İşte bu da çeşneye diktiğimiz domatesler. Bunlara da ısırgan otu yaramış. Bakın hiç renklerinde bir solukluk yok. Maşallah sulanmadığı halde de yemyeşil verimi vermişler. Dökmeye de devam ediyorlar şu anda. Domatesler burada yeni yeni döküyorlar. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Bunlar ata tohumu olduğu için böyle sanayi tohumu gibi yani yabani tohum gibi çok fazla vermezler ama çok lezzetli olurlar domatesler arkadaşlar. Bir de susuz olduğu için çok lezzetli olurlar. Evet bunlar da Ülker Hanım'ın süpürgeleri. Şöyle süpürge dikmişti. Bunlar da büyüyorlar. Kocaman kocaman olmuşlar. Kavunlarımıza gelince kavunlarımız yavaş yavaş dökmeye başlamış. Bakın şurada göstereyim size. Kavunumuzu görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş döküyorlar. Bu kavunun arasını daha fazla köken atmadan çapa motoruyla 1-2 gün içinde sürmemiz lazım. Otlanmadan ortası. Eğer bu kökenleri atarsa çapa motoru bunların arasına girmeyecektir. O yüzden süremeyeceğiz. Hava serinledikten sonra da bu bostanlarımızın arasına sürelim değerli arkadaşlar. Kuru ama en azından otları kesmiş oluruz. Çapa motorun battığı kadarıyla. Çapa motorumuzu da zaten burada bıraktık ortada. Tekrar süreceğiz diye Ülker Hanım güneşten zarar görmesin diye. Üzerine karton örtmüş. Rüzgar bazı kartonları almış ama teşekkür ederiz. Malının kıymetini biliyor. İdris ağaçlarımız. Bu İdris ağaçları nedir? Yani deli bir ağaçtır. Yani vişnenin delisidir. Kirazın delisidir. Bu İdris ağaçlarını böyle keseceğiz. Bunlara vişne veya kiraz açlamak için
ham maddesidir ağacın yani. Bu da İdris ağacıdır. Kolay gelsin İbrahim abi. Sağ ol Sayın abi, sağ ol. Bak Sayın abi. Ey. Bak değişik bir vişne var burada, görmek istersen buyur gel. Nasıl bir değişik vişne? Nasıl bir değişik? Bir değişik bir vişne. Hemen geliyorum bir bakalım. Gel yana. Tamam. Gel çek. Biz de bakak yana. Tamam geliyorum. Geçen Ülker abi şey çekti bizim hayır lokmasını. Heh. Mükemmel oldu. Sen de Asya Engel'i çekmişsin. Heh. Anı olarak kalıyor. Tamam. Yani, çok güzel olarak kalıyor yani. Mükemmel bir ana olarak. Geliyorsun köyünüm. Hemen geliyorum. Buyur gel bak. Buradaki değişik bir şey de görmüş. Tamam. Olarak. Evet. İbrahim abimin bahçesinde değişik bir fişne varmış. Şimdi onu bir çekelim bakalım. Nasıl bir değişik fişneymiş. Biz de görelim. Belki kalemleri ondan alırız. Ha, yaprakları bile farklı onun yani. Evet. Yaprakları bile farklı. Bir görelim bakalım yakında. Maşallah fişnelerde çok var. Bu sene 10. Selamünaleyküm, bereketli olsun, hayırlı sabahlar. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Köylüm, nasıl bir değişik vişne bu? Gel baba gel bak, yani gerçekten bu. Bak, bu bir farklı. Heh. Bu bir farklı, güneş alantını. Evet. Bu biraz farklı, gibi bir yaprağı da farklı. Yani hafif bir acımtırak. Bak tat. Evet, tat. Bir bakalım. Bak da hafif de böyle acımtırak. Aa, rengi de farklı ya, bunun. Yüzü de düşüyor böyle. Aa, kısa kiraz. Tat. Kiraz gibi tat. Hafif acımtırak yalnız. Ya bu da bana. Ya, Rabbim şey işte ya. İbrahim abi bu farklı bir vişneymiş ya. Üzüm gibi oluyor gözü. Ha, yani maşallah bu, ya. Farklı bir şey İbrahim abi. Farklı. He? Nasıl, fiyatlar nasıl köylüm? Aynı. Vallahi aynı 20'den, 20 dayı. 20 liradan. 20 liradan. Şey gitsen olur da. Evet. Pazara gideceksin, o da eski şey. Çok isteyen ya. Var İstanbul'dan falan yazmışlar. 5 kasa bize gönder istediğiniz fiyatı alalım diye. Kim uğraşacak ya, uğraşmaz yani? Uğraşmaz sıkıntı ya. Nasıl biz de günübirlik geldik de bak yani. Tabii. Ha, kendi yiyeceğimiz kadar şey yaparız. Yani. Kimse yoksa gidemez. Çünkü bize şehir uzak, ilçe uzak. Yani nereden göndereceksin? Nasıl göndereceksin? Yani? Bak gözünü sardım ya. Maşallah hakikaten üzüm gibi ya. Yani bak kiraz gibi. Tat mı tat? Tat. Yani, dattım. Avuçta tat bir. Evet. Bir de ötekinde tat. O hafif bir ekşi tarak tadı var bunun. Köylüm bunun sapları kısa. Kısa saplı. Ya değişik bak. Değişik bak. Hani, hem de şey olarak iyi maşallah. Buna İdris aşısı iri. Bak aynı zamanda. He. Şeyinden belli bak İdris aşısı. Evet işte arkadaşlar hani demin İdris bahsetmiştim aşısı. Ya yukarıda. İdris belli yani İdris aşısı. Fidanı işte o fidan o şekilde kesiliyor buradan yarıdan. O ağacı delisi bak yaprakları şey burada yani, farklı kirazın yani. Kirazın da vişnenin de şey soruyor yani atası olmuş. Ha ham madde soruyor atası, yani. Yabani şey. Tabii yani. Yabani ağacı istediğiniz yani. Şeye aşılayabiliyorsunuz. Kirazı da vişneye de aşılıyorum. Şey maşallah şu güzelliğe bak evet. Arkadaşlar ya. Gerçekten süper. Biz de hem dedik hem şey yapalım. Yiyeceğimiz toplayalım. Amacık yardım edelim. Çok. Bizde de vardı yani. Vardı bizde. Köyde 3 kişideydi. Sayılı 3 kişideydi. Yani. Ha, ilk yani, benim çocukluğumda hiç köyde yoktu. Bizim bahçemizde bir tane vişne ağacı vardı. Şeylik yani. Ha, o vişneyi ben çıka çıka yedim. İyi hatırlıyorum. Köyde hiç yoktu yani. Ha. Ondan sonra böyle millet artık nereden bulduysa yavaş yavaş. Şey etmesi ya biraz da sanayi ya. Ha, sonra millet dikmeye başladı. Vişne aşılamaya başladı yani. Kütahya vişnesi dedik. Hatta aynı şu uzun saplıdandı yani. Bundan değil de şu uzun saplıdandı. Gerçi ben enteresan her zaman her gelirse buna ben şey diyeyim böyle enteresanlık şeyin dikkatini şeyin çekeyim sana. Evet deli vişne olurdu cins, ama. Değişik bir cins yani. Böyle Kütahya vişnesi yoktu ya, sonradan açtılar yani. Sırık domatesinden de gösterelim nasıl gelelim. Tamam. Azıcık kalsın. Yani onlar da dolaşalım. İbrahim abi de oturmuşsun böyle belin ağrıyor mu hala İbrahim abi? Ağrıyor. Ondan dolayı değil mi ya, çok fazla ağaçta duramıyorsun. 72-73. Maşallah yine iyi İbrahim abi traktör sürüyor çift sürüyor bu yaşında iyi yani sağlıklı yani. Allah'ım daha sizlere uzun ömürler versin inşallah. Allah sağlıklı yaşlandırsın hepimiz de yani. O köprüden hepimiz geçeceğiz yani. Geçeceğiz. Tamam, çaresi yok yani. Evet. İşte elmanın güzelliğine bakın maşallah arkadaşlar. Amasya mı bu? Amasya bu Amasya. Amasya elması değil mi? Dırmını falan seyretiyorlar. He öyle mi? Daha iri yapıyor seyretince. Tabii. Ufaklarını kak yapıyorlar. Aynen. Ufaklarını kak yapıyorlar seyretiyorlar. Evet. Domatesler çıkmış. Çıkmış. Gel. Aa, maşallah. Gel ablam. Güzel bir anı olarak kalıyor. Evet evet. Vallahi çok güzel. Geçen işte Asya Yengen'in hayırlı lokmasını da yapmışlar. Ha, hem evet. De nüfus
fazla da olmayacak. Doyumlu oluyor ha. Tabii ne? Tabii. Kovayla gelen kovayla. Evet bayağı yani bol bol yetti ya. Evet. Nüfus fazla da olmayınca. Evet gerçekten yani. İbrahim abinin domatesler çıkmış. Normalde bu mevsimde domates çıkmıyor değil mi? Çıkar. Az. Evet. Tabii şey artık ya Temmuz'un. Bunlar da ata tohumu herhalde. Yani ama böyle. Selim abi değişik bir... Biraz farklı bir şey bunlar. Sırın farklı bir versiyonu herhalde. Evet sana. Bence de farklı biz versiyonu. De değişik bir tohum bu bak. Evet. Şey gibi yani. Bak. Sırın bu farklı versiyonu. Sırın farklı bir versiyonu. Şey evet. Maşallah çıkmış salata, bak. Salatalıkla. Evet. Her şey. Bu erken geliyor canım salatalık. Her şey gelmiş salatalık ya. Erken geliyor. Oo, yarmış bile kendine. Yarmış bak. Yarmış bile. Hani bunlar bostan ne olur hani tadından. Tabii yaran, tadına yarılıyor. Tadından aynen. Evet evet köylüm. Şeyler de çıkmış bak. Biberler falan da gelmiş biberler artık. Biberler de var. Emeği olan işte. Bak biberler de dökmüş görüyor musun amcam? Bak. Ha bak. Her şey artık köyde. Patlıcanla tamam. Çiçek açmış. Mor. Patlıcanın çiçeğini görüyorsunuz mor, arkadaşlar. Ne kadar güzel şöyle bakın. Mor çiçek açar, şey, patlıcan çiçeği güzel olur. Bamyan çiçeği de çok güzel oluyor be. Bamyan çiçeği de çok güzel oluyor. İki renk oluyor. Çok şanlı değişik bir evet, şey oluyor. Burada mı İbrahim abi ait? Orası bizim. Orası sizin mi? Ha, size orası. Orası. Sizin bakıyorsunuz. Şu garsızı. Oturak yani. Fasulyesi mi onunla? Valla o şey herhalde normal fasulye. Yemekli i̇şte, fasulye. İşte onu diyor sima fasulyesinin. Sima fasulyesi. Evet evet evet. Sırıkla o da. Sırık domates. Sırık fasulyesi o da. He, bura şey, otura gitmiş annen belli şeylik, zaten. Kuru fasulye artık yani. Evet evet yani. Maşallah maşallah. Ya uğraşıyor ya yani. İyi iyi. Bir de çayda su var ya hani sulandığı zaman ha, daha verim oluyor. Kuyu da var Mustafa amcanın kuyusu. Allah razı olsun onun da çok faydası oluyor ya. Yani. Bak iyi insandan her zaman kesinlikle. Her şeye faydası oluyor. Bak köyde köyde bir sürü insanımıza ekmek verdirdi dalanda. Yani hakikaten yani Mustafa, amcanın, evet. Mustafa amca da iyi ya bir kaliteli bir insan. Böyle işte. İnsanlar köyümüzde evet. Olması lazım. Çok seviyorum böyle başarılı insanları yani. Evet, evet kesinlikle. Dalağında müdürlük yaptı emekli biliyorsun. Emekli oldu işte Beytullah emekli oldu. Evet. Bir iş yerinden emekli oldu. Birçok köylümüzü ekmek kapsaçtı orada. Birçok insan da emekli oldu onun sayesinde. Allah razı olsun. Bu Börülce diyoruz biz ya. Bu Börülce hani. Buralarda Ganıgara diyorlar da biz Börülce diyoruz. Şuna bak şunun şey güzelliğine. Güzelliğine. Yani. Şeyin güzelliğine gözümüzde. Şuna bak. Şeyin güzelliğine. Ben de çektim böyle bir. Niye kadar değişik çiçek bulduysa çektim de tabi hafıza kaldırmıyor yani. Sen de bir ara kamera vardı değil mi? Beytullah'taydı kamera. Beytullah'ta mıydı? Ya, geliştiği için kasetli dijitale, dijital daha kartlı geniş ya, hafızalar kartlı var. Kartlı ya. Yetişemiyoruz yani. Yetişemiyoruz. Siz yetişiyordunuz da biz daha yetişemiyoruz. Ben yakından takip ediyorum. Yani, hemen çıkan en sonu alıyorum yani. Ya başka türlü zaten hakkından gelmek evet, mümkün değil abi. Evet. Yani şey, yani, evet. Yani şu... Bir ara ben de böyle çiçekler çok çekiyordum yani. İşte, doğada ne kadar çiçek varsa hatta evet. Artık Instagram'da iş ettim yani. Evet. Maşallah sende de bir heves var o zaman yani ya, bu konuda yani. Ya şu sanatçı şunun sanatçısını bu sanatın sanatçısını görmemek. Tabii ya. Bak şu ayrı bir çiçek işte. Orkidenin şişeğine benziyor farkında şey, mısın yani? Evet. Bu ayrı bir çiçek işte. Orkidenin farkına şişeğine benziyor çiçeğine benziyor. Şu da farklı bir çiçek açıyor bak bu da sarı. Daha sonra beyaz mı olacak acaba? Ha ama yeni açıyor o, herhalde. O da değişik. Farklı. Yaz olgunlaşınca mı beyazladı artık yoksa? Evet. O da bir farklı bir şey yani. Evet böyle işte. Börülce bu uzun uzun olur ya hani. Evet, biz metre, börülceye metre. Fasulyeye börülce diyoruz. Bu farklı bir şey. Soya soya ya da su. Uzun ganigara dediği. Ganigara. İşte onun çeşidi bu. Çeşidi çok aslında da çeşidi çok yani. Ona börülce. Ona da sırık fasulyesi var. Normal şey fasulye var. Ganigara var. Evet. Uzun metre olanlar var. Evet. Metre börülce de var. Evet. Bir metreye ulaşan fasulyeler var. Ne var bir daha? Ganigara dediklerimiz var. Çeşitli sarı çok... fasulye var. Hı. Eskiden kılçıklı çok eski evet. Tarihlerde bizim çocukluğumuzda. Ay, hafif böyle enli olurdu. Ha, enli küllü gibi. Biraz da enli olurdu. Ha, yani. O var. Sarı aynen. Sarı, o çok lezzetli. Vardı yani. Anamda da vardı. Evet. Hatta çok... anamda bir ara şey de vardı. Galip domatesi. Ha. Ülker abi biliyor onu. Evet. Yani ya tadı da bir bambaşka. Kendi yani, de bambaşka. Kendi de bambaşka. Yani dedikler gibi böyle hani galp gibi böyle. Evet. Yani böyle bir şey vardı yani. Ülker ablan da maşallah köyde onları ya takip ediyor. Bahçeye yani. Güzel uğraşıyorsun değil mi maşallah? Evet. Tabii sen dışarı şeye gittiğin için. Evet. Sen akşam gelmişsindir büyük ihtimalle yani. Ben geziyorum işte kamera çekimlerim olduğu için. Ya, tabii tabii. İyi, boş kaldıkça böyle geliyorum. Yani. Ne yapacaksın abi yani. İyi köylü değişik, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değişik kültürler görüyoruz biz de sayenizde yani. O, yani hele hele o eski... Eski şeyler var ya burada Özer askerlikten. Evet evet.
Ya ne insanlar gitmiş ya. Açı bizdeyim ben onu. Nüfusun yarısı gitmiş değil mi? Açı bizdeyim yani. Evet, öyle hatta yani. Sizin bir de gezgin kameraman mı da? Evet. Öyle bir kanal kanalım da var. Tesadüfen onu... buldum ben. Evet evet. Onu da öyle yedek olarak kullanıyoruz yani. Yedek kullanıyoruz. Çok onu kullanmıyorum yani. Sadece böyle bazı özel videoları oraya atıyorum. Şu anda şey umuyorum ne da aradan 3-5 sene geçti. 5 sene 10 sene önemli şeyler oldu mu? İşte o zaman değerlenme başladı. Tabii yani. Yani kesinlikle değerlenme başladı. Tabii. Yani. Şimdi nereden bulacaksın onu? O insanların resmi bile yok yani. Şeyin neydi mesela? Gürcü amcanı. Gelmemedin Dursun'un düğününü çekmişler. Onun adı falan. Tabii. Ne insanlar varmış ya. Ya. Hep baktığımız zaman birçok insan aramızdan ayrılmış. Evet yani. Çok çok yani. Ya bakıyorum o da gidenler kalanlar da fazla. Evet. Gidenler evet. Kalanlar da fazla gibi yani. Öyle olacak artık evet. Yani. Hayat böyle devam ediyor. Çok teşekkür ederiz köylüm. Allah eyvallah, razı olsun. Eyvallah. Allah hayırlı olsun. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin sana. Size de kolay gelsin. Hadi bakalım yani. Burada ceviz kendiliğinden bitmiş. Büyüdü gitti arkadaşlar. Cennet elma ağlarımız da maşallah büyümeye başlamışlar şöyle. Cennet elma ağlarımız da var. Normal Amasya elmamız vardı orada. Mısırlar, Kerem buraya mısır ekmiş. Patateslerimiz, bu yıl patateslerimiz de iyi. Yer değişikliği yaptık bayağı. Çok beceremesek de dikmeyi ama verimi güzel olmuş arkadaşlar. Gazlık böyle taze taze yiyoruz. Çocuklara da gaz veriyoruz. Kevser'e falan da gaz verdik. İzmir'e götürdüler. Evet şöyle hatmigül çiçeklerini görüyorsunuz. Bu hatmigüller, gül hatmi denir, hatmigül denir. Bunlar öksürük için falan. Çok şifalıdır arkadaşlar. Özellikle bu geçmeyen öksürüklerde astım, bronşit gibi geçmeyen inatçı öksürüklerde bunun çayını veya sütle içebilirsiniz kurusunu. Çok şifalıdır sevgili arkadaşlar. Gerçekten birçok hastalığa şifadır. Gül hatmi çiçeği de. Özellikle çocuklara da sütle içirebilirsiniz. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Bunun 3-4 tane renkleri vardır. Pembesi vardır. Tamamen kırmızısı vardır. Ve beyaz renkli olanı vardır. Hepsi de kullanılır. Etken maddeleri aynıdır sevgili arkadaşlar. Gül hatmi çiçekleri de birçok hastalığı şifadır. Bundan da bahçemizde her ihtimale karşı bulunduruyoruz. Bu Amasya'dan getirmiş olduğum Amasya elması. Sevgili arkadaşlar şöyle bayağı elmamızda da var. Herhangi bir yapraklarında falan bir sıkıntı yok. Yalnız bir arkadaşım bana doğal bir ilaç demişti. Böyle o, tavsiye etmişti. O ilacı attım. O ilacı attıktan sonra bazı elmalarda lekeler oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Bunun neden oluştuğunu bilmiyorum. Doğal ilaç dedi bize. Besleyici dedi ama elmalarda leke yaptı. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Artık o ilacı kullanmayacağım. Kendim ısırgan otundan yapmış olduğum ilacı kullanacağım. Böyle kirazlarda ve elmalarda attığım her meyvede leke yaptı ve boya yaptı. Çıkmıyor arkadaşlar. Bu bir arkadaştan almıştık. Kendisi doğal ilaç yapıyorum dedi. Ona göre aldık, kullandık ama bunlar pek iyi olmadı. Bir daha bu ilaçtan kullanmayacağız. Bir tek sıkıntı bu. Hatta bazı bakın daha yapraklarında yeşil yeşil renkler var. Bordo bulamaça benziyor ama bordo bulamaç değildi. Üzerinde yazı falan da yok. El yapımı bir şeymiş. Bunu kullanmayacağız. Bu bütün meyvelerde leke yaptı arkadaşlar. Evet, erikleri görüyorsunuz maşallah. Şuna bakın arkadaşlar. Şıkır şıkır erikler, yaptığım aşı burada canerin aşılarını tutmuş. Bu ürdüm eriği diyorlar arkadaşlar. İki tür erik var. Hatta üç türlü erik oldu. Bu erik de artık hangisi güzel olursa onu. Şu da farklı bir erik türü bakın. Bu da bizim garesten dediğimiz buraya has bir erik türü. Bu da farklı bir şey değerli takipçilerimiz. Evet. Aşılamış olduğumuz aşılardan sadece bu tutmadı. Tutmuştu, daha sonra hortum mu çarptı ne oldu arkadaşlar, yapraklar üzerinde kurudu ama ağaç kurumadı, dibinden patlamış, bunu tekrar aşılayacağız. Bunun dışında bahçedeki tüm aşıladığımız aşılar tuttu. Yaklaşık 15 ağaç aşıladık, sadece bir tanesi tutmadı. Onun da büyük ihtimalle hortum çarptı aşıya.
Ondan dolayı aşımız tuttuktan sonra kurudu. Bahçe turumuz bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın inşallah. Köyümüzden hepinize tekrar selam ve saygılar olsun. Allah'a ısmarladık.